Herkese tekrardan merhaba. Bu videomuzda sistem önermek yerine farklı bir şey yapıyoruz. Bu videomuzda sistem topluyoruz. Kendimiz parçaları tek tek alıp birleştiriyoruz. Ve bu parçalar RX 6400 ekran kartına göre uyumlu olan parçalar. Burada 9000 liraya bir sistem var. RX 6400 ekran kartlı bir sistem. İşlemci olarak Ryzen 3200 AF kullanılmış. A320 model anakart kullanılmış 16 GB RAM 256 GB SSD şeklinde 9000 lira bir fiyatı var. Diğer sitelere de baktığımız zaman Böyle bir fiyat görmedim en ucuz fiyatı bu RX 6400 ekran kartlı bir sistemin. Ben de dedim ki bu sistemi tek tek toplayarak daha ucuza mal edebiliriz. Bunun videosunu çekim dedim sizlere de göstereyim bunu. Burada benim topladığım sistemin performans bakımından etkisi yüksek bir sistem. Yani buradaki Game garajdaki sistemi rahatlıkla sollayabilecek çok yüksek FPS'lere çıkabilecek bir sistem. Ve buna rağmen daha ucuza topladığım bir sistem, Gengaraj'daki fiyatına nazaran 1000 liralık bir fiyat farkı olan sistem yani yaklaşık olarak 8 bin liraya toplayacağım bir sistem. Yani şu anki şu videoda şu vakitte internette baktığınız zaman bu parçaların linklerini açıklamada bırakacağım. Bu parçalara girdiğiniz zaman topladığınız zaman fiyatını 8 bin liralık bir rakam elde ediyorsunuz. 8 bin liralık bir sistem elde ediyorsunuz. Ve bu sistem buradaki 9 bin liralık sistemden çok daha güçlü, çok daha iyi performans veren bir sistem olacak. Burada temel olarak söyleyebileceklerim Game Garage'daki işlemci modelinin düşük tutulması. RX 6400Z Ryzen 3200 AF'nin yüksek grafiklerde çok bir problem çıkarmasa da Battle Royale ve rekabetçilerde çok kötü bir performans sergileyeceğini biliyorum. Yüksek grafiklilerde bir şekilde ultra'ya alarak kurtarabiliyorsunuz işlemcinin yükünü. Ama ultra'ya aldığınız zaman da FPS'iniz düşmüş oluyor. Ki RX 6400 e o kadar FPS veren bir ekran kartı olmadığından dolayı FPS'i çabuk düşecek. Bu yüzden biraz daha işlemcinin güçlü olması gerekiyor. Ben de biraz daha güçlü bir işlemci koydum. Hatta biraz daha demeyeyim, bayağı güçlü. Ryzen 3200 AF'ye göre bayağı güçlü bir işlemci. Ryzen 5 4500 işlemci tercih ettim. En 11 sitesinde Ryzen 5 4500 işlemcimiz 2437 TL. Bu işlemcinin özelliklerinden bahsedecek olursak 6 çekirdekli, 12 iş parçacıklı ve 4.1 GHz'e kadar çıkabilen 2022'de çıkmış. 8 MB önbelleği bulunan 7 nanometre üretim mimarisine sahip olan bir işlemciden bahsediyoruz. Performanslarını YouTube üzerinden başka başka videolarda görebilirsiniz. Teknik özellik olarak bunlardan bahsedeceğim. Aynı şekilde Ryzen 3200'ün de teknik özelliklerinden bahsedeyim. 4 çekirdeği, 4 iş parçacığı var. 3.4 GHz'e kadar çıkabiliyor maksimum. 8 MB ön belleğim mevcut. 14 nanometre üretim mimarisine sahip bu şekilde bir işlemci Ryzen 5 4500 bu işlemci havada karada geçecek, sollayacak her türlü daha yüksek bir performans verecek buna şüphemiz yok zaten. Anakart olarak B450 anakartı seçiyoruz. Ryzen 5 4500'ü çalıştırabilecek bir anakart 512 TL'ye Teknobiyotik'te mevcut. 3200 MHz RAM desteği var. Galaxy markasının M2 yuvalı bir anakartı İleride M2 SSD takacak olursanız yine de yardımcı olacaktır bu anakart size. RAM belleğine geliyorum. RAM belleği 8 GB 3200 MHz CL16 değerine sahip. Aynı Game Garage'daki gibi bir RAM bellek. Bundan 2 adet alacağız. Hemen yanında ekran kartından bahsediyorum. RX 6400 4 GB'lık GDDR6. 2700 liralık Safir'in Pulse modeli arkadaşlar. Hemen yanında 240 GB'lik SSD'miz mevcut. Onun yanında 500 Watt'lık Aerocool'un güç kaynağı mevcut. Bu güç kaynağına güvenebilirsiniz. Hemen yanında da kasa, Dark Raider, ön tarafı 3 fanlı, arkada bir egzoz fanlı, Rainbow fanları olan bir kasamız var. Yan paneli temperli cam demiş. İncelemesini de buradan izleyebilirsiniz. Parçalarımız bu şekilde. İşlemci ve ekran kartı kombini olarak bakacağımız zaman benim tasarladığım kombin gayet 3 kategoride de problemsiz uygun bir kombin. Rekabetçilerde de Battle Royale'de de yüksek grafiklilerde de problem yaşatmayacak bir kombin. Ama Ryzen 3200 AF kullanılırsa problemler yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Ki zaten buradaki sistem daha ucuzken neden bunu oradakini alasınız. Buradakileri parça parça alıp birleştirip kullanabilirsiniz. Çok daha ucuza geleceği için hemen fiyatını da göstereyim. Fiyatını toplayayım. Ryzen 5 4500 2437 TL Galaxy B450 M anakartımız 512 TL yazlık. XPG Gemix 570 lira RAM. Bundan iki tane ekleyeceğiz şu şekilde. Safir ekran kartımız 2700 TL. SSD'miz 420 TL. PC'umuz 437 TL kasamızda 521 TL olarak 8167 TL'ye arkadaşlar bu sistemi toplayabilirsiniz. Bu sistemin bu sistemin size sağlayacağı performanslar buradaki 9000 liralık sistemden çok daha yüksek olacak. Buna rağmen 900 liralık bir fiyat farkıyla ile 8100 liraya bu sistemi alabileceksiniz, toplayabileceksiniz. İşlemci ekran kartında problem olmayacak. RAM'imiz zaten 16 GB, onda da problem yok. Anakartımız işlemciyle uyumlu parça olarak problem yok. SSD'miz, PCO'muz, kasamız hepsi birbiriyle uyumlu. Resmen şu anda bir hazır sistem önermiş oldum sizlere. Bu parçaları toplayarak çok güzel uyumlu bir sistem elde edebilirsiniz. RX 6400 Ekran kartının performansına baktığımızda GTX 1650 seviyesinde bir kart olduğunu görüyoruz. Birçok oyunda GTX 1650 seviyesinde performans sağlayabiliyor. Hatta bazı oyunlarda geçtiği bile oluyor. Fiyatı da zaten uygun bir ekran kartı tam bir fiyat performans şu anki piyasanın fiyat performans ürünlerinden bir tanesi. Ben de bu ürünle birlikte güzel bir işlemciyi Ryzen 5 4500'ü birleştirdim. Yanına da uyumlu parçaları koydum. Linklerini de açıklama kısmında bırakacağım. Bu ekran kartı hakkında söyleyebileceğim bir şey daha var. Bu ekran kartını ben sipariş verdim. Sonraki videoda da bu ekran kartının bizzat incelemesini çekeceğim. Putu açılışını çekeceğim. Canlı oyun testlerini çekeceğim. 3 kategoride de birer tane oyun çekeceğim. Ama işlemcimiz farklı olacak. İşlemci olarak i5-10400F işlemci kullanacağım. i5 10. nesil 6 çekirdek 12 thread bir işlemci. Ryzen 5 4500'e benziyor birazcık. Arada tabii ki FPS farkları olacak. FPS farkları işlemciden kaynaklı olacak. Rekabetçilerden muhtemelen. Ryzen 5 4500'den az FPS'ler alabilirim. Bu olabilir. Ama çok fazla farkın olacağını düşünmüyorum. Çünkü birbirlerine bayağı yakın işlemciler. Önemli olan RX 6400'ün bize Battle Royale kategorisinde ve yüksek grafikli oyunlar kategorisinde neler sağladığı, bize hangi FPS'leri verdiği daha önemli. İşlemci olarak değil de ekran kartı olarak uzun bir test yapacağım ve bunu sizlerle paylaşacağım. İnternette zaten RX 6400'ün pek fazla videosunu göremedim. Fiyat performans bir kart olmasına rağmen ben de incelemesini yapıp sizlere göstereceğim bu kartı. Linkleri dediğim gibi açıklama kısmında paylaşıyorum. Sistemi toplayacak olanlar bana özelden ulaşabilir ya da yorumlara yazabilir. Yardımcı olurum. Bu sistem 8167 liraya. Bu piyasada kesinlikle alınabilir, kullanılabilir, her türlü iş görülebilir bir sistem. RX 6400'ün performansını zaten söyledik. GTX 1650 civarında bir performansı var. GTX 1650'nin üstünde ekran kartı isteyen oyunlarda tabii ki problem yaşayacaksınız. Bunda bir şey demiyorum. Ekran kartının seviyesinin üstünde bir oyun açmaya kalkarsanız tabii ki de FPS düşüşleri yaşayacaksınız. Ama GTX 1650 çerçevesinde oynanabilir oyunlarda işlemcimiz kuvvetli olduğu için problem görmeyeceksiniz. Rekabetçilerde Battle Royale'lerde hiç problem olmayacak zaten. Yüksek grafikte de GTX 1650 seviyesine kadar açabilen oyunlarda problem yaşamayacaksınız. Bunun garantisini ben veriyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olduysanız zilleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.